Bir izleyicimiz mail atmış bana, maymun demiş, sensin maymun. Çok iyi anlatmıyormuşuz konuları. Senin anlayışın nasılsa biz ne yapalım? Değil mi? Haksız mıyım şimdi? Televizyonu kapattıracaksınız. Efendim? Yani mailler geliyor, bir sürü mail geliyor. Yani eleştiriye tabii ki açıyoruz. Ama hakaret maili gelirse ben de hakaret ederim. Ama şu şöyle oluyor. Şimdi futbol maçında futbolcuya su atıyorlar, futbolcu alıp seyirci yatarsa suç oluyor. Saha kapama veriliyor yani, ona göre. Kimseye hakaret etme hakkı vermez. Hayır. okuculardan geliyor bazen, seyircilerden değil. Küfretimi ben daha ağır ediyorum. Yani yapacaksınız bunu. Yani internet demek, çünkü saçma bir internet özgürlüğü diye bir şey var Türkiye'de. Evet. Vada 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 bu internet sitelerinde. Ya bence cevap vermemek en güzeli. Ya, efendim o bana küfrediyor, ben niye sinirim bozayım? Onun siniri bozuyor. Ama sinirinizi bozmamaya şey çalışıyorum çünkü her kafadan bir ses çıkar. İnternet tam bir kabus. Yani bahsetmiştim, hatırlıyorsunuz bir gün ben Atatürk'ün nasıl yetiştiğini anlattım. Birisi almış bir siteye, Erhan Afyoncu Atatürk Manastır'da yetişti dedi. Genelkurmay uyuyor mu diyor. Manastır dediği. Manastır şehir. Manastır şehri. Askeri okulu orada okuyor. Kilise'den yetişti Atatürk'e diyor. Mantığa bak. Ve bunu internete böyle yazıyor. Dediğiniz gibi denetleme. Şimdi yalnız şey var. Bizim bu program, çünkü meyveli ağaç taşlanır. Böyle hasutça böyle harekete geçti. Geçen gün bir köşe yazarı efendim ne demiş? Tarih neydi? Ciddi iştir. Tarihi sıradanlaştırıyorsunuz. Kendisini Necip Fazıl veya Baki zanneden bir müteşair, yani şair olduğunu zanneden kişi demektir Türkçesi. Tarihi sıradanlaştırıyormuşuz. Bize karşılık da herhalde bizim ismimizi verme cesareti, yüreği yok. İlber'i kullanmış. İlber de diyor bu insanlarla program yapıyor. Şeye bak. Çünkü bazı kişiler vardı böyle o işin felsefesini yaptıklarını zannederler. Şimdi baltacı dedin ya, işte baltacı Katerina bir kadın, içgüdüsel şeyler şu bu. İş döner dolaşır ne dediğini anlamazsın. O süreçsel devingenlikteki, etkileşim boyutundaki, izdüşümsel, provokatif eylemlerin yaptırımsal çağrışımı. Böyle bir şey olur, millete böyle bazen de bakar. Bunlar ne güzel konuşuyor diye. Eğer şey varsa çıkar, tarih. Magazinleştirilmezse eğer, ne yapıyormuşuz biz? Neydi? Sıradanlaştırıyorsunuz. Sıradanlaştırıyorsak, eğer bilginiz, cesaretiniz varsa çıkarsınız hareketçe, siz yaparsınız, anlatırsınız. Hayır, şey enteresan. Yok benim işim değil diyor, bilmem ne falan diye kaçmayın, kıskanmayın. Yani gayet güzel yapıyoruz, hiç olmazsa hem güzel vakit geçirtiyoruz, hem öğretiyoruz, hem de Türkiye'de kaliteli program yapılabileceğini de gösteriyoruz. Ratingler bunu gösteriyor. Doğru. Şeyi de. Fakat kendisini Necip Fazıl zanneden, hatta ondan üstün zanneden adamlar bizi sadece efendim güldürürler.